Good morning de diyorlar, anlıyor musun? Ne güzel, ne pozitif bir gün değil mi arkadaşlar? Yılmaz, Yılmaz, pazartesi lan bugün, manyak mısın sen ha? Hadi bugünü sayma, 4 gün daha işe geleceğiz ya. Beynimiz burnumuzdan akana kadar çalışacağız. Sıkıntıdan ağlamak isteyeceğiz. En son ölmemiz haberleri ramak kala hafta sonu gelecek. Katılıyorum şekerim. Aa canikom ya, ben size hiç katılamıyorum biliyor musunuz? Ya biraz daha pozitif olun, biraz daha şey olun ya. Ne oldu, kaza mı geçirdin sen ha? Tur mu çarptı, araba mı çarptı, manyak mısın sen? Karı gibi niye konuşuyorsun lan? Aa Selçuk karıyla ne alakası var arkadaşım? Daha duyarlı diyelim biz ona. Aa bu halin ne böyle? Bu ne lan? Hakikaten bu ne? He? Ne var oğlum? Artık jogging yaparak geleceğim. Arabayla işe gelmeyeceğim. Benzin tüketmeyeceğim. Gezegenime daha duyarlı olacağım bundan sonra. Biliyordum. Bu günleri bir gün göreceğimi biliyordum. Yılmaz sen de aramıza katıldın değil mi? Sen de benim gibi gay oldun. Hadi bana sarıl kutlayalım bunu ne olur. Allah Allah, adama bak. Tekerlek mi sandın lan bizi iki spor yaptık diye? Çemçük. Ama tabii içindeki kadına da kulak vermen gerekiyor yani. Tabii onun dozunu iyi ayarlamak lazım da. Şimdi sen biraz fazla kaçırmışsın, ona hiçbir şüphemiz yok. Ah Can Can. İyi sağ ol, nasıl gitti sporda ilk günü? Böyle hazzına vardın mı? Vallahi nefis. Bana bak lan, sen spora mı başladın? Ha? Evet arkadaşlar, sabahları kalkıyorum. O negatif enerjiyi hop asfalta çakıyorum. Arkadaşlarımın yanına böyle pamuk gibi geliyorum. Çok duygusal konuşuyorsun Yılmaz'cığım. Şey duygusal aslında, leş gibi kokuyorsun birader. Bu kıyafetle mi çalışacağım, böyle mi çalışacağım? Hiç öyle bir şey yok Selçukçuk. Hiç öyle bir şey yok canım arkadaşım. Ben bundan sonra hop kıyafetlerin yanımda getireceğim. Bunların hepsini tuvalette güzelce değiştireceğim ki mesai arkadaşlarıma pis pis kokmayacağım. Ayhan Sicimoğlu gibi takılacağım. Yani yemek de yapacağım, kariyer de yapacağım, hastasıyım. Be sen neymişsin be abi be? Bana bak oğlum, nereden çıktı lan bu çevreci işler falan filan ha? He? Valla içimden geldi diyelim. Sağ ol Can Can. Çok sevindim Mazmaz. Ay. Mazmaz ne ya? Gezegenimize karşı, çevreye karşı daha duyarlı olduğumu düşünüyorum yani. Seninle daha çok ortak noktamız varmış gibi, seni daha iyi anlıyormuşum gibi. O zaman bundan sonra daha yoğun bir ilişki kurabiliriz ha? Hadi. Beyler. Mazmaz. Çek lan elini. Busun lan busun. Kimi yiyorsun oğlum ha? Çevreye duyarlı, içeriye gelince çek elini. Akrep. Bizi mi yiyorsun oğlum? Niye baştan söylemiyorsun ha? İdmandan geliyorum da. Mersin idman yurdu. Yok yok, cycling idmanı, cycling. Cycling, ben şimdi senin anasını cycling. Alo alo, cycling yani şey yapma. Cycling bisiklet yani. Arkadaşlar bu küresel ısınmaya karşı dikkat çekmek için bisikletle dünya turu yapacağım. Bravo. Tebrikler. Vay. Selçukcuğum, nasıl geçti antrenman? Kasların acıyor mu? Kaslarım? Saçmalama ya. Ya kutsal amacımı düşündükçe ağrısızı falan vız geliyor bana. Aa, seni ne kadar takdir ettiğimi biliyorsun değil mi? Bunu yapma. Arkadaşlarımın önünde ne olursun bunu yapma. Yani ben takdir toplamak için bunu yapmıyorum. Benim amacım küresel ısınmaya dikkat çekmek. Evet. Bilmez miyim cicim? Çok iyi biliyorum. Evet. Ay ya Selçuk ya. Koca Selçuk bu hallere mi düşecekti ya? Ulan bu herif. Ben senin neye dikkat çekmeye çalıştığını biliyorum Allah. Ağzını burada kırarım senin ha. Aa ya, çevreci duyarlılığın sarhoşluğu içindeyim. Ne diyorsun? Duymuyorum.
Ben sana duyurmasını bilirim. Ulan arkadaş dedik sana. Bağrımıza bastık. Ben sen çevreci çıktın. Bizim planımızı çaldın. Çevreci. Om. Hay ben böyle işin ta om. Aa, ne oluyor be? Üstüme iyilik sağlık. Şeri bir git başımdan ya. Bir git. Şurada tam konsantre oldum. Erişeceğim, yukarı Nirvana'ya ulaşacağım ya. Ruhunda bu kadar nefret varken sen hiçbir şey yapamazsın. Ruhu temizlemek iyi insan olmaktan geçer. Şeri, ağzının ortasını bir tane kapatacağım. Şimdi göreceksin ha. Sen git bak bakayım, Jarjan geliyor mu? Jarjan geliyor mu? Git bak bak bir. Niye bakıyorum Jarjan'a ben ya? Git kendin bak. Gayet bir şey ya. Bir de geçmiş karşı bıdı bıdı konuşuyorsun. Bak, çıkmışsın masanın tepesine. Sana bir şey söyleyeyim mi? Allah muhafaza o yan araya sıkırsa, masayı kırsan Ertuğrul Bey bunu duyursa gelip senin kafanı kırar. Ne oluyor ya? Az öte git, öte git. Niye öteye gidiyorum? Anlamadım ki ne var ya? Az öte git daha işte, öte git. Niye öteye gideyim ya? Anlamıyorum ki. Ne oluyor ki? Saldım, saldım. Rahatlayınca burada, rahatlayınca saldım. Ha? Oha! 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 Ben böyle bir şey görmedim. Oha! Allah belanı versin, Allah belanı versin. Bir çocuğun üstünü gör, ben gidiyorum. Hadi kodum bay. Oha! İyi insanın içinde kötülük durmaz. Om! Allah Allah, niye kapattın ışıkları? Ne oluyoruz? Grey mi var ya? Oha! Oha ya! Bu da son numara. Değil mi kardeşim ha? Ucuz hareketler bunlar. Ucuz ucuz. Anladın mı? Ucuz. Dünyada paha nedir ki be canım kardeşim? Ha? Ucuz olmuş ne fark eder? Sen ruhunu arındır yalnız, dünya seni terk eder. Bırak boş boş konuşma, anlatma. Jan Jan duymuyor oğlum seni. Duymuyor, duymuyor. Sıkma. Neyi duymuyormuşum? Jan Jan, ya ne olursun ya şuna bak. Ne kadar saçma, armut ya. Bu kadar saçma bir şey gördün mü ya? Aa, işte saçma değil. Ayrıca öyle yapmasını ben tavsiye ettim. Yapma ya. Hı. Ha, sen mi? Hı. Hı. Anladım. Bizimki boşa kurşun atmıyor anlaşılan. Yani asıl öyle bir şey var ki onu erkeklerin yapmasını ayrı bir çekici buluyorum. Ne o, ne o? Ben kesin biliyorum. Söyle söyle ne o? Ha, ha ben onu zaten master şeysini yaptım ya. Onun MBA'ını ben Amerika'da gitmişimdir o kursu. Git sallama kız, daha bir şey söyle. Amerika'ya gitmiş bir şey. Saçmalama, saçma saçma konuşma. Söyleyeyim mi? Duyarlı olmanı, çevreci olmanı anlıyorum ya, sakın yanlış anlama da. Yani bu nedir bu böyle, bu nedir? Bu şu şekerim, eğleniyoruz. Yani erkekler bizi güldürerek dünyaya katkı sağlıyorlar. Yoksa benim öyle çevrecilikle falan bir alakam yok. Benim olayım şu, bu maymunlar kendilerini rezil edecek, biz de eğleneceğiz. Al canım. Hayır. Hacı! Ha? Ne oldu? Anca bitti, anca bitti. Ha? Olumlu mu? Ap, ap mı? Ap mı lan? Ha? Ap olacak tabii kardeşim benim. Ha ha ha!
Anladın? Ne anladım? Olumsuz mu lan? Aynen, aynen olumsuz. Nasıl olumsuz ya? Oğlum nasıl olur lan öyle şey? Ya dört tane sığır orada oturup beni mi yargılıyorlar lan şimdi? Oğlum bak, eğer buradan olumsuz bir karar çıkarsa yemin ederim var ya, bu şirketi böyle olduğu gibi altından böyle elimi böyle sokarım, böyle ay diye kaldırırım lan bu şirketi. Bu yüzden, bak bu yüzden. Anladın mı? Bu yüzden işte. Ne yüzden? Bu yüzden. Agresifsin, saldırgansın. Hiçbir arkadaşın yanına yaklaşmıyor lan. Yönetim kurulu ne yapsın? Ne yapsın sence, ha? Şşt, iyi misin sen lan? Ne? Yılmaz. Yılmaz lan, kalbi falan mı sıkışıyor? He? Ne oluyor oğlum? Selçuk, sen beni anlamıyorsun kardeşim ya. Ben hayatım boyunca otorite gördüm, anlıyor musun? Otorite ne demek bilir misin sen ya? Bak benim dedem babama öyle bir davranırdı ki ben otoriteyi orada gördüm acı. Bak ondan sonra benim babam aynı otoriteyi bana uygulamaya başladı. Ben şimdi bilmiyorum, belki çocuğuma o şekilde davranıyorum ama yani ben otoritenin ağababasını gördüm acı. Yani dersin ki sıkı yönetimi halt etmiş yanında ya. Tamam, anlıyor tamam, musun? Anladım da bak, bu yönetim biçimi artık geçen yüzyılda kaldı. Değişti, piramit tersine döndü. Anladın mı moruk? Artık tabandan tavana doğru yönelen eğilimler belirliyor yöntemi. Anladın mı bunu sen? Ya acı iyi diyorsun da ben şimdi bu yaştan sonra yani 40 yıllık kâhni olur mu yani? Güzel kardeşim, bu kâhni ya bu deveyi güdecek ya bu diyardan gidecek. Bu kadar ya. Kim? Kim? Deveyi kim güdecek? Ha o mu? Kâhni. Hangi kâhni ya? Ya senin kâhni. Yani 40 yıllık kâhni, hani olur mu kâhni diyen kâhni. Ya ne kânisi arkadaş, ben sana bir derdimden bahsediyorum, sen bana kâhni diyorsun. Kim diker kâhniyi ya? Delirdim tabii acı ya. Delirdim ya. Krizdeyim oğlum ben ya. Kriz, beni kafayı kurtaracak bir şey lazım ya. Sen mi krizdesin? Öyle mi? Krizde ben seni çok iyi tanıyorum oğlum. Sen hayatı ipini takmayan, sallamayan herifin tekisin lan. Yapma acı ya. Yapma. İçi seni yakar, dışı beni yakar. Yani dışı beni yakar, içi seni yakar. Yani o laf neyse artık, ben bilmiyorum onu. Ben bak hedefi... Ya hiçbir şey, hiçbir yerde değilim ya. Bak, iş arkadaşlarım beni dediğin gibi sevmiyor. Bak, karım beni, eski karım beni sevmiyor. Çocuk desen yazık, benden utanıyor mudur nedir? Yani kariyer diyeceksin, kariyer olarak da hani hedeflediğim çizgi... Ufuk çizgisinin orada. Bitmişim lan ben. Bitmişim ya, ben de burada kuyruğu kıstırmışım. Yönetim kurulunda dört tane adam sığır orada oturacaklar. Benimle ilgili karar verecekler. Ben de onu bekleyeceğim. Tamam bak. Bu kadar haksızlık etme kendine, ne olur yapma ya. Sen kıymetli bir adamsın lan. Yani herkesi bir kenara bırak. Sen bana bu şirkette lazımsın oğlum ya. Harbi mi diyorsun? Harbi ya. Diyorum tabii lan. Allah Allah, bir kere sen bu şirketteki tek düşmanımsın oğlum. Sen olmasan ben kimle uğraşacağım ha? Şaka. Şaka. Şaka ne? Sen dalganı geç daha. Arkadaşına yarın pasaportu versinler, pasaportu. Ha? Son kullanma tarihi geçmiştir falan diye. Sen benden dalga geç. Ya bak oğlum sen, ben sana... Sen ufak çaplı bir bunalımın içindesin, tamam mı? Bir silkelensen, şöyle bir kendine gelsen. Sen şu yeni satış müdürleri var ya, Allah'ın papucunu dama atarsın lan. Ya Selçuk, yoruldum ben acı ya. Yoruldum ya. Vallahi yaşlandım ya. Oğlum arkadaşım haklısın, tamam haklısın. Bak sana şöyle sakinleştirici bir şey yapalım. Bir papatya çayı falan, yok kahve, çay. Ne istersin, ha? Rom. Rom? Rom'da manyağa bak ya. Bira iste, vodka iste, bir şey iste. Gideyim marketten, tekelden. Ulan rom ne? Rom'u nerede? Rom mu? Rom. Nereden bulacağım ben Rom'u? Ertuğrul'un dolabından. Yuh. Ya Yılmaz'cığım ama bu kaçıncı? Oo bak zırvalıyorsun. Yapma böyle. Ne öyle yaşlandım, enerjim tükendi falan. Olur mu? Cicim, sen hiç duymadın mı? Erkekler yaşlanmaz. Sadece değişir. Sen de değişebilirsin. Gerçekten mi Cancan ya? Evet. Ben değişebilir miyim? Gerçi hani ailen bile sana katlanamıyorken... ...yani iş yerinde herkesin işine burnunu sokuyorken... Önüne gelen herkesi ve her şeyi buldozer gibi ezip geçiyorken ve insanlıktan nasibini almamış bir hayvan gibi herkesin kalbini kırıyorken Can. Düzelmeye nereden başlayacaksın bilmiyorum ama. Can,
Başlayacağım Can. Ben başlayacağım. Ben senden özür dileyerek başlayacağım her şeye. Özür dilerim. Bugüne kadar yaptığım bütün hayvanlıklar için bana özür diliyorum ya. Beni affet. Ne tamam. Yapıyorsun sen ya? Sen diplomanı kapalı çarşıdan falan mı aldın ya? Adamın özgüvenini yerle bir ettin ya. Çocuğun haline bak be. Hayır Selçuk. Ne? Hayır özgüvenimi. Bırak Allah'ını. Yapma Allah aşkına. Ben bugüne kadar bir maske takmışım. Şimdi Janjan Hanım benim o maskemi düşürdü. Ve benim altından, o altından benim o gerçek kimliğim çıktı yani. Bak ben şimdi hissediyorum onu. Ben herkesten özür dilerim arkadaşlar. Beni bağışlayın. Ben bundan sonra sizin söylediklerinize değer vereceğim. Ben bundan sonra size saygı duyacağım. Ben iyi bir insan olmaya çalışacağım. Yılmaz Efendi. Yılmaz Efendi. Muhsin kardeşim. Söyle kardeşim benim. Çabuk bana bir kahve al. Çabuk. Sadı mı içiyordun sen? Hemen alayım kardeşim benim. Ben bundan sonra iyi bir insan olacağım ya. Canım kahve makinem benim. Sana da bir yanlışım olduysa senden de özür dilerim. Çok affedersin. Aferin. Bak ne güzel. Kahvem geldi. Kahvemi ver. Bundan sonra böyle al. Bundan sonra böyle al. Bana bak. Sen kafanı koparım ha. Ne yapıyorsun hususdan benim kardeşime? Ha? Kendine gelsene oğlum. Ne yapıyorsun? Yok, bu mu ya? Bu mu terapi ya? Bravo. Ben buldum. Bravo. Ben içimdeki gerçek mutluluğu. Ben böyle bir insanmışım. Ben böyle mutlu oldum ya. Kahve alayım sana. Yok böyle kal. Kal böyle. Bak bana. Ne oluyor? Ya Rabbi şükür, ya Rabbi şükür. Çok şükür ya Rabbi. Aslanım, kahve alayım size. Ha. Tokat? Konu nedir? Yılmaz'cığım. Buyurun. Hep bu anı beklemiştim. Hangi anı? Aç bacaklarını. Toplar olmaz. Toplar olmaz. Hay niye bacı? Niye bacı? Manyak etmeyin. Sus Allah Allah sus. Aç. Hadi. Selam. Bana bak. Bakışlar burada. Arkadaşlar raporlar geldi. Bütün bölümler arasında. En yüksek performans hangi bölüm biliyor musunuz? Muhasebe. Finans bölümü. Muhasebe. Yılmaz'ın bölümü. Arkadaşlar bakın rapor okuyorum. Kullandığı konvansiyonel. Bu şey demek yani size açıklayayım. Eski yöntem, klasik yöntem demek. Bütün bu yöntemlere rağmen 2000 üzerindeki otorite bir hakimiyeti ve bu hakimiyeti kayıtsız şartsız satış başarısı için kullanıyor olması nedeniyle vesaire. Arkadaşlar alkışla tebrik ediyorum. Janjan Hanım. Efendim Yılmaz. Sizce ben iyi insan olabildim mi şu ana kadar? Çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz. Fevkalade. Tabii canım. Selçuk? He, söyle amcaoğlu. Amcaoğlu. Sence bu senaryonun sonuna geldik mi amcaoğlu? bence artık final yapabilirsin ha. Nasıl bir final olsun? Nasıl olsun? Ha? Büyük bir final olsun. Hatta şöyle unutulmazlar arasına girsin. Ha? Öyle olsun o zaman.